Tutkun, Ankara Üniversitesi Ebelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Bölümümüz profesyonel ebe yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde olan bir okuldur. Ebe yetiştirmek amacıyla kurulmuştur ama sağlık alanında çoğu kollarda çalışmaktayız. Genel olarak fen, tıp bilimleri, sosyal bilimler alanında dersler verilmektedir. Ama öğrencilerin kendilerine özgü ders seçme hakları da vardır. Mesleki Beceri Laboratuvarı adı altında 3 boyutlu simülasyon tekniği kullanılarak, işte video gösterimleri, slide sisteminin kullanıldığı bir dersliğimiz var. Bu derslikte bizim uygulama becerilerimizi artırmak için yapmış olduğumuz etkinlikler var. Sahaya çıkmadan önce orada destekleniyor. Mezuniyet öncesi biz yaz stajları ve derslerimizin teorik kısmını aldıktan sonra dönem içerisinde hastanelerde, doğum evlerinde, doğum hastanelerinde yine stajlara çıkmaktayız ve bu stajlarda uygulamalı olarak teorik bilgilerimizi pratiğe döküyoruz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra aile planlaması, ana çocuk sağlığı hizmetleri, onun yanında üniversite hastaneleri, özel, kamu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, yeni sisteme göre ise serbest ebe olarak çalışabilmekteyiz, sağlık kabinimizi kurmaktayız. Ayrıca kliniklerde de çalışmaktayız. Üniversitemi tercih ederken Ankara'da bulunmasının avantajlarını göz önünde bulundurdum. Onun yanında Ankara Üniversitesi köklü bir üniversite tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biriydi. Sağlık alanında kendi özel ilgimden dolayı tercih ettim. Bölümde okurken bana sunulan imkanların en fazlası teorik bilgimi pratik olarak kullanabilme imkanıdır. Staj imkanının sağlanmasıdır. Üniversitede eğitim içinde yaptığım aktivitelerden birisi drama liderliği eğitimi almam oldu. Hobi olarak okulumuzda merkeze bağlı olarak kulüpler vardır. İşte dans kulübü olsun, gazetecilik olsun gibi. Özel ilgi alanlarıma göre oradaki kulüplere katıldım. İşte dans kulübüne katıldım, salsa yaptım gibi aktivitelerim bulundu. Sahada daha rahat çalışabilme imkanı sağlaması bakımından güçlü olmamı sağladı. Kişisel gelişimim açısından yol gösterici hocalarımızın olması çok etkili oldu. Onların bize tuttuğu ışık sayesinde kendimize olan güvenimiz, kişilik gelişimimizin sağlanması destek verdi. Ve buraya 17 yaşında geliyorsunuz. Daha işte annenizden yeni kopmuşsunuz, babanızdan yeni kopmuşsunuz. Bunlar kendinizi yalnız hissetmenizi sağlarken Ankara Üniversitesi'ne geliyorsunuz ve mutlusunuz. Yani oradaki insanlar size sıcak karşılıyor, size yol gösteriyorlar. İşte yardıma ihtiyacınız olduğu zaman sizinle birlikte olabiliyorlar. Bunların hepsi çok büyük etkendi. Mezuniyet sonrası mesleğimi daha ileriye götürebileceğime inandığım için yüksek lisans yapmayı planlamaktayım. Ve ebelik eğitiminin daha ileri seviyeye gelebilmesi, bu alanın güçlenmesi ve güçlenmekte olan alanı desteklemem için de çeşitli aktiviteler yapmayı planlıyorum. Diğer disiplinler ile ebelik alanı çok güzel bir etkileşim içinde ve bu etkileşimin sürdürülebilmesi, yeni alanlara aktif olarak girebilmesi için de çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve bu çalışmaları da ben ve benden sonraki yetişecek olan nesille birlikte yapabileceğime inanıyorum. Eğer sağlık alanında ve ebelik alanında iyi bir şeyler yapmak, ebelik bölümünü tanımak istiyorlarsa, Ankara doğmanın avantajlarını kullanmak istiyorlarsa, en önemlisi bu Ankara çünkü başkent olmasının avantajları yanında yaşamı çok kolay olduğu bir şehir. Üniversite yine köklü bir üniversitedir. Ankara Üniversitesi çok köklü bir üniversitedir.
bunun imkanlarını da kendileri yaşayarak görmediler. En önemlisi buraya gelip deneyimlemeleri gerekmekti. Eğer ki buraya gelmeyi akıllarından geçiriyorlarsa hiç düşünmesinler, bunun için zaman kaybetmesinler. Bir an önce Ankara Üniversitesi'de bu zevkin tadına varsınlar.